Nüket'le aramda geçen bir konuşma. Olay, merhaba müziği yapıyoruz, İzmir'e geldik. İzmir'de yapıyoruz. Ve daima komedyenler az solistlerden daha çok alkış alırlar. Çünkü güldürüyor, ondan çok mutlu oluyor seyirci. Ben nereye bakayım konuşurken? Sana mı? E söylesene, döndüm Füsun Önal'a buraya bakıyorum. Ne var? Nereye istersen bak hayatım, ondan her yerden güzelsin. Abi biraz da şımardı birdenbire. Çünkü çok sevilen bir insan oldum bu müzikalle birlikte. Ve Urla'da bir yerde kalıyoruz. Böyle evet, bungalovlar var, kalıyoruz. Nebioğlu tatil köyü. Nebioğlu tatil tabii köyü. Burası bizim akrabamızınmış o sonra. Ha. Öğrendim evet. Hayatım sen soylu bir insansın, bunu biliyoruz. Moteli olan soylu mudur? Sarayı olan soyludur. Hayret bir şey ve çarşamba günleri, pazar günleri matine var. Matineye hiç severek gitmek istemiyorum. Yaz günü sıcak. Evet. Herkes orada denize giriyor tatil köyünde. Biz otobüs geliyor. Matineye otobüse biniyoruz ve İzmir'e gidiyoruz. Otobüs de geliyor. Güneşin altında giriyorsun içeriye, bir felaket sıcak. Hadi matineye gidiyoruz. Nüket'i de gördüm. Çıktı bungalovundan. Ben de çıktım. Gittim otobüse, oturdum. Bekle Nüket yok. Bekle Nüket yok. Bekle yok. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ay bayılacağım sıcaktan, Nüket yok. Oradan birileri yolunu çevirmiş bunun. Kaşın güzel, gözün güzel deyince bu bayılır artık. Başka neren güzel değil. Ondan başlamışlar sohbete. Ben bekle bekle, anam ağladı. Bu da, neyse sonunda geldi. Daha kapıdan içeri girer girmez. Neredesin kızım? Seni beklemek zorunda mıyız biz? Ben bu kadar sıkıntıya girmem için bir neden yok. Niye lak lak ediyorsun da gelip oturmuyorsun dedim. Bir şaşırdı Nüket. Sonra yani yolumu seyirci çevirdi. Onun için kaldım. Pardon dedi. Geçti oturdu. Gene kibar. Ben arkada söyleniyorum. Hala hırsımı alamamışım. Bir istiyorum ki bir girişelim, kavga edelim. Hiç şey yapmadı. O tarafa yaklaşmadı. İşte akşam oldu. Matineye çıktık bilmem ne. Derken Çeşme'ye geldik. Çeşme'ye geldik. Ulan dedim bu şimdi tutar da. İstemiyorum kadroya huysuzu bana otobüste şunu yaptı bunu yaptı derse ben ne yaparım dedim. Ne yapayım ne edeyim, başladım korkmaya işten atılacağım diye. Kapıyı çaldım, Füsun'la ikisi yan yana oturuyorlar. Füsun devamlı sana bakar, daha boya, daha çok boya derdi. Çok boyayla olmaz bu iş biliyorsun. Allah'ım. Ondan sonra Nüket'cim dedim, böyle bir şeyim oldu. Fevri bir durumum oldu. Hoş karşılamanı rica ediyorum dedim. Seyficim dedi. O orada oldu, bitti. Hepimiz stresliyiz. Ben bunun üzerinde duracak insan mıyım? Canım benim dedi. İki yanağımdan öptü. Bir de sarımsaklı bir şey yemişsin.